Arkadaşlar ben Dilek, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep beraber hem çok karıştırılan hem de çok güzel bir konuyu öğreneceğiz. Daha artı, prepozisyon. Daha sonra wo artı bir prepozisyon ya da bir prepozisyon artı when, o da when. Şimdi bu nedir? Hani her yerde gördüğünüz darauf, darüber, wofür, worüber, işte mit wem tarzında olan yapılar. Şimdi bununla ilgili vermek istediğim çok önemli bir şey var. Şöyle bir formül gibi yazayım. Önce daha geliyor. Daha sonra prepozisyonum geliyor. Wo geliyor. Ve yine prepozisyonum geliyor. Ya da prepozisyonum artı veyim ya da when geliyor. Şimdi when ya da when gelmesine karar verebilmemizin nedeni kullandığımız şeyin akusatif ya da datif olup olmamasına göre değişiyor. Şimdi hadi bakalım bir örnek seçelim. Bir tane örnek seçtim. Auf. Bunu ne zaman kullanıyoruz? Auf propozisyonuyla birlikte kullanılabilen fiiller olduğu zaman bu cümleyi, daha doğrusu bu kelime yapısını kullanıyoruz. Auf nasıl başlıyor? Sesli harfle başlıyor. Özellikle bunu seçtim. Şimdi da artı araya R harfi geliyor. Çünkü neden? Sesli harfle başladığı için. Bu ne oluyor? Darauf. Wo geliyor. Artı yine araya R harfi geliyor. Auf. Worauf. Ve şimdi auf ne? Akusatif olan bir prepozisyon. O yüzden nasıl kullanılması lazım? Wenn ile. Ama önce bunda prepozisyonu yazıyoruz ve wenn. Bu şekilde kullanımları. Şimdi bir tane de sessiz harfle başlayan bir prepozisyon seçmek istiyorum. O ne olsun? Für olsun. Hemen yazıyoruz. Da artı für. Arada R harfi yok. Da für. Wo artı für. Wo für. Ya da für de yine akusatif olduğu için für wen. Formülleştirilmiş hali bu şekilde. Şimdi örneklerle devam edeceğiz ve çok güzel anlaşılacağına inanıyorum. Şimdi birinci örneğim. Sie interessieren. Şimdi bir refleksif verb. Sie interessieren. Neyle kullanılıyor? Für propozisyonuyla birlikte kullanılıyor ve fürle kullanıldığı için zaten akusatif olduğunu düşünüyorsunuzdur. Bu ne demek? Bir şeyle ilgilenmek demek. Şimdi bunları ben şey olarak yazdım işte. Bir diyalog gibi yazdım. Zaten bir konuşmanın içinde bunu kullanabilirsiniz. Hani direkt bununla başlarsanız kimse anlamaz. Daha öncesinden konuştuğunuz bir şey var ki tekrar onu nitelemek için bu kelime yapılarını kullanıyorsunuz. Şimdi wofür interessiert du dich. Wofür interessierst du dich? Wofür'ü her zaman kullanabilirsiniz. Hani konuya ilk girişte de kullanabilirsiniz. Wo her zaman ne gibi bir şey oluştursun kafanızda? Neyle ilgileniyorsun? Hangi prepozisyon gelirse gelsin başına ne sorusu gelmiş gibi kafanızda kodlayın. Şimdi diyorum ki neyle ilgileniyorsun? Karşıdaki kişi cevap olarak şunu diyecek. Ich interessiere mich. Refleksif olduğu için ich'ten hemen mich geldi. Akusatif olduğu için für politik. Diyor ki ben politikayla ilgileniyorum. Tamam. Şöyle çiziyorum. Ben de cevap olarak diyorum ki ben onunla ilgilenmiyorum. İşte burada onunla diye kastettiğim şey politikayla. Dafür. Dafür dediğim şey für politik ya. Politika. Dafür interessiere ich mich nicht. Ben onunla ilgilenmiyorum. Hemen ikinci örneğe geçiyorum. Bu sefer hangi örneği seçtim sizin için? Sie freuen. Artı bu auf ile kullanılıyor prepozisyon olarak. Bu da akusatif. Şimdi freuen ne demek? Sevinmek demek.
Eğer Freud'u Auf'la beraber kullanıyorsan gelecekte olacak bir şeye sevinmek. Mesela işte haftaya bir planım var, bir tatilim var, ben ona seviniyorum gibi anlamında. Hemen yazıyorum oluşturduğum diyaloğu. Vor auf. Ortaya hemen er geldi ağla başladığı için. Vor auf. Freust du dich. Sen neye seviniyorsun? Ne için seviniyorsun? O cevap veriyor. Ich freue mich auf den Urlaub. Şimdi tatil için ama akusatif olduğu için D'ne dönüştü. Şimdi diyorum ki işte hani ben de tatile seviniyorum. Hani ona ben de seviniyorum. Darauf. Burada darauf dediğim şey ne? Für den Urlaub. Darauf. Freue. Hop. Ich mich auf. Auf. D'de anlam. D'de anlamı katıyor. Ben de. Onun için ben de seviniyorum. Düzgün yazmaya çalışıyorum ama kalemlerin uçlarını kalın seçiyorum. Yazdıklarım güzel okunsun diye. Bu sefer de harfleri yutuyor bazen yazarken. Bilmiyorum, belki daha ince kalemle denesem mi denemesem mi karar veremedim. Şimdi hemen sıradaki örnekle devam ediyorum. Hop, bir tane kağıt karışmış. Üçüncü örneğimiz. Angst haben. Artı for'la kullanılıyor prepozisyon olarak. Ve datif. For'dan dolayı. Şimdi angst haben ne demek? Bir şeyden korkmak demek. Hemen örneğe geçiyorum. Wovor hast du Angst? Neden korkuyorsun? Cevap olarak Ich habe Angst vor der Schlange. Schlange yılan demek. Normalde değil. Ama datif olduğu için burada dere dönüştü. Ich habe Angst vor der Schlange. Diyor ki ben yılandan korkuyorum. Ben de diyeceğim ki ben de korkuyorum. Ben de ondan korkuyorum. Ondan dediğim şey burada ne? Yılan. Ich habe auch Angst davor. Dediğim gibi davor diye vurguladığım şey ne? Vor der Schlange. Hemen başka bir örnekle devam ediyorum. Ne kadar bol örnek o kadar iyi anlaşılmak bence. Şimdi özellikle akusatif seçtim. Bir tane datif seçtim ve şimdi kişiyle olanlardan yapmak istiyorum. Sie ärgern über. Bu ne demek? Akusatif olarak kullanılıyor. Kızmak demek. Birine kızmak. Şimdi hemen örnekle başlıyorum. Über wen, akusatif olduğu için wen oldu. Wem olmadı. Über wen hast du dich? Yine refleksif bir verb olduğu için du'dan sonra dich geldi. Geergelt. Sen kime kızdın? Cevap veriyor. Ich habe, tabii geçmiş. Ich habe mich über ihn geärgert. Şimdi burada akusatif olduğu için ihn, onu, yani bir kişiye kızmış, onu söylüyor. Hiçbir zaman burada işte dafür vesaire tarzı bir şey ya da darüber kullanamazsın. Çünkü bu kişi bir nesne değil artık, bir insan. Normalde Türkçede de bunu çok yanlış buluyorum. Yani bir kişiye bu şu diye hitap etmeyi burada yaptığınız o oluyor. Yani kişiye nesne gibi davranmış oluyorsunuz. Eğer darüber falan demeye çalışırsanız. Eğer işin içinde kişi varsa, veynli ya da veymli sorular varsa lütfen işte kişilerin datif hallerini ya da akusatif hallerini duruma göre kullanmamız gerekiyor. O yüzden bunun diğer bir cevabı yok. Şimdi diğer bir örneğe geçiyorum. Sich treffen
Sih trefin. Neyle kullanılıyor? Mit'le kullanılıyor ve datif. Mit'ten dolayı. Trefin buluşmak demek. Şimdi başlıyoruz. Midway. Çünkü neden? Datif olduğu için midway. Hast du dich getroffen? Kimle buluştun diye soruyor. Şimdi vereceğim cevap, yeni sayfaya geçeceğim, gerçekten görünmeyecek. Tekrar soru okuyayım. Mit wem hast du dich getroffen? Şimdi diyeceğim şey prepozisyonla beraber bir kişi olması lazım. Mesela işte biriyle görüştüm. Ich habe mich mit meiner Freundin getroffen. Mit wem? Mit meiner Freundin. Datif olduğu için meiner Freundin oldu. Ben arkadaşımla buluştum. Cümle örnekleri bu kadar. Yeterli olur diye düşünüyorum. Şimdi bir de kısaca şuraya şeyleri yazmak istiyorum. Hani en çok kullanılanları kulak aşinalığımız olsun diye. Ne var? Wohl auf. Kullanırken bu nasıl oluyor? Dar auf. Ya da auf wen. Akuzatif olduğu için. Worüber. Darüber. Şunlar da yine soru işareti tabii ki de. Darüber. Über wen. Woran. Daran. An wen. Wovon. Davon. Von wem? Dikkat edin. Akuzatif, datif olma hallerine. Wofür? Dafür? For wem? Hop. Wofür? Dafür? Für wem? Ya da vomit, damit, mit wem. Bu şekilde. Kullanışları. Bunlar aklımızda olsun, hani karşımıza çıkarsa nasıl yazıldığını en azından bilelim. Zaten cümle yapısını az önce anlattım. Oradan kolay bir şekilde anlaşılacağını düşünüyorum. Kısa bir tekrar da edebilirim şöyle en baştan. Hop. Bayağı da yazmışız bugün. Şimdi da artık prepozisyonla birlikte kullanıyoruz ya da wo artık prepozisyonla birlikte kullanıyoruz ya da prepozisyon artı wen, o da wen. Nasıl kullanıyorduk? Eğer sesli harfse araya er harfi gelmesi gerekiyor. Sesli harf yoksa gelmiyor. Örnekteki gibi dar auf ya da dafür. Misal. Hemen geçiyoruz. İlk örneğimiz neydi? Sich interessieren für. Ne demek? İlgilenmek demek. Wofür interessierst du dich? Ich interessiere mich für Politik. Dafür interessiere ich mich nicht. Neyle ilgileniyorsun? Politika ile ilgileniyorum. Ben onunla ilgilenmiyorum. Dafür dedi. Für Politik. Sich freuen auf. Sevinmek demek. Worauf freust du dich? Ne için sevinçlisin? Neye seviniyorsun? Ich freue mich auf den Urlaub. Ben tatil için seviniyorum. Darauf freue ich mich auch. Ben de onun için seviniyorum. Hemen Angst haben for ile birlikte kullanılıyor. Datif ve korkmak demek. Wovor hast du Angst? Neye korkun var? Neye karşı? Yani for'dan aslında biraz öyle aklınıza kalabilir. Ich habe Angst vor der Schlange. Yılandan korkuyorum. Ich habe auch Angst davor. Ben de ondan korkuyorum. Davor dediği burada ne? Vor der Schlange. Sich ärgern. Über ile birlikte kullanılıyor ve kızmak demek. Über wen hast du dich geärgert? Kime kızgınsın? Ich habe mich über ihn geärgert.
Ona kızıyor. Ona kızdım. Geçmiş zaman. Hast geergert. Habe geergert. Sich treffen. Mit'le beraber kullanılıyor ve buluşmak demek. Mit wem hast du dich getroffen? Kimle buluştun? Hemen cevap olarak Ich habe mich mit meiner Freundin getroffen. Dikkat etmemiz gereken şey ne? Eğer bir kişiden bahsediyorsak ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. Onun dışında diğerlerinde yazılışları ve kullanılışları bu şekilde kendiniz de örnek yazmaya çalışın. Çok faydası olur diye düşünüyorum. Warauf, darauf, auf wen. Worüber, darüber, über wen. Woran, daran, an wen. Wovon, davon, von wem. Davor, wovor, davor, von wem. Unutmayın akuzatif ve datif haline göre değiştiğini. Wofür, dafür, für wen. Womit, damit, mit wem. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Biraz çetrefilli gibi bir konu gibi görülüyor ama öyle değil. Yani konuşurken konuşmayı kısaltmak için. Yani normalde de aslında Türkçe'de de hep bunu bu şekilde kullanıyoruz. Hani aynı ismi ya da aynı şeyi tekrar tekrar söylemiyoruz konuşma sırasında. Hep atıfta bulunarak devam ediyoruz. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Lütfen videolarımı beğeniyorsanız ve severek izliyorsanız abone olmayı, yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Soru sorduğunuzda bildiğim kadar kendimce cevaplamaya çalışıyorum. Bir de birkaç kişi bir şey sorarken hocam diye hitap etti. Lütfen öyle hitap etmeyin. Çünkü ben bir Almanca öğretmeni değilim. Ben de şu an kendim Almanca öğrendiğim için hani öğrenmem daha güzel bir şekilde pekişsin ve kursa gidemeyen insanlar varsa ya da motivasyona ihtiyacı olan insanlar varsa onlara destek olabilmek için bu videoları çekiyorum. Bana dilek diye hitap edebilirsiniz ya da bir şey kullanmak zorunda da değilsiniz. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.